Nefes alıyor, yürüyor, yemek yiyor, konuşuyor. Yani kanlı canlı bir adam. Ama devlete sorarsanız öyle birisi yok. Hiçbir resmi evrakta adı sanı geçmiyor. Kimliği olmadığı için çalışamıyor, evlenemiyor. Bir garip yaşar ne yaşar ne yaşamaz hikayesi geliyor ekranlarınıza. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaram yok. Yaşıyorum ama insan yerine koyan yok. Hani böyle bir insan yok. Yaşar yaşamaz gibi olduk. İşte müdür bey, görüyorsun, Yaşar bu. Oğlum yani. Aziz Nesin'in Yaşar yaşamazından farkı yok. Genç adam tam 30 yıldır varlığını kanıtlamak için uğraşıyor. Ben yaşadığım halde kimliğimi alamıyorum. Hani varım ama yokum gibi oluyor. Hani Türkiye'de böyle bir insan yok. Ama ben buradayım. Resmi olarak yokum. Murat Çarbağ 1989 yılının Haziran ayında bir evde dünyaya geldi. Babanın ilk görevi Burak doğduktan sonra nüfus müdürlüğüne gidip ona kimlik çıkarmaktı. Ancak baba onun kimlik almasını bir süre erteledi. 5 yıl sonra da kardeşi Günay dünyaya geldi. Baba dedi ki ikisinin de kimliğini aynı anda alırım. Ancak yine erteledi baba kimlik almayı ve 30 yaşına kadar Burak Çarbağ kimliksiz yaşadı. İşte Burak Çarbağ'ın kimliksiz hayat hikayesi. Günay 7 yaşına geldikten sonra Günay'ın da kimliği yoktu. Günay beyin kanaması geçirdi. O sıra Günay'ın kimliği çıktı. Baba kimlik çıkarmayı erteledikçe erteledi. Burak ilkokulu 4. sınıfa kadar okudu ama devamı gelmedi. İlkokula kadar gittim. Müdür tanıdıktı. 4. sınıfa kadar okudum. Daha ilerisine gidemedim. Yetişkin bir genç oldu ancak cebinde hala bir kimliği yoktu. Başına da gelmeyen kalmadı. Burak Çarbağ 18 yaşından sonra kardeşinin kimliğini aldı ve o şekilde yaşamına devam etti. Bir gün polis ekipleri onun önünü kesti. Kimliğini istediler. Polisler ona sen asker kaçağısın dediler ve onu apar topar askere aldılar. Kardeşimin yerine askere götürüldüm direkt. Orada da söylediğimde kimse inanmadı. En son firar ettim. Kimliğim olmadığı için kendimi anlatamadım. Cezaevine girdim. 10 ay yattım. Babanız niye kimlik çıkarmadı size? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Kendisine sordum. İşte zaman yoktu. Burak Çarbağ'ın kimliği olmadığı için hayatında büyük sorunlar yaşıyor. Ne hastaneye gidip tedavi olabiliyor, ne iş başvurusunda bulunabiliyor, ne de evlenebiliyor. İşte hal böyle olunca Burak Çarbağ bir an önce bu sorunun giderilmesini ve hayatına kaldığı yerden devam etmek istiyor. Evleneceğiz dedi. Kimlik yok ki. Evlenmek istiyorsun, evlenemiyorsun. Nikah yapamıyorsun. Yıllardır adliyeleri ve nüfus müdürlüklerini aşınıyor ama yaşadığını bir türlü kanıtlayamıyor. Var mısınız, yok musunuz? Vallahi bana göre varım ama devlete göre yokum. Ne olacak peki böyle? Vallahi uğraşıyoruz ama çıkmıyor.